İngiltere'de şehirler, Batı dünyasındaki bütün şehirler gibi, bütün şehirlerle aynı trafik sıkışıklığını, gürültüyü veya çevreyi kirleten dumanları yaşamakta, bunlardan sıkıntı çekmektedir. Bir daha söylüyorum, İngiltere'deki şehirler, Batı dünyasındaki bütün şehirlerle aynı trafik sıkışıklığına, gürültüye ya da çevreyi kirleten dumana maruz kalmaktadır. Ancak şu an itibariyle sadece Londra, Newcastle, Glasgow ve küçük bir ölçekte Liverpool'un merkezi bölgelerinde yerin altından giden demiryolu ağı, işlevsel kullanılabilir nitelikte demiryolu ağı vardır. Başka yerlerde yeraltı demiryolu yapımı ile ilgili planlar vardır. Ancak bu planların kamu harcaması sınırlı olduğu sürece mesafe kat etmesi, yol alması ümidi çok azdır. Genel itibariyle kuzeyin daha az arabanın olduğu, daha iyi yolları kullanan, ucuz ve daha sık hareket eden otobüsleriyle güneye kıyasla daha iyi bir toplu taşıması vardır. Pasajı işaret edildiği üzere İngiltere'de çoğu şehrin yeraltı demiryolu sistemi yoktur. Çünkü bu tür projeler için mevcut kamu harcaması veya kamu finansmanı veya kamunun bu iş için ayırdığı bütçe yeterli değildir. Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda sadece birkaç şehirde var. Yani çoğu İngiliz şehrinin demiryolu sistemi yok. Evet. Sadece birkaçında var arkadaşlar. Yani adını da verdi. Londra, Newcastle, Glasgow ve küçük ölçekli Liverpool'da demiryolu sistemi var. Yani bu çoğunda yok demektir. Peki bunun sebebi ne arkadaşlar? Şöyle bir baktığımızda kamu harcaması sınırlı olduğu sürece bu demiryolu yapma planlarının hayata geçmesi, ilerlemesi ümidi son derece düşüktür. Evet, demek ki arkadaşlar burada demiryolu yapımı ile ilgili kamu harcaması sınırlı. Yani bu tür projeler için mevcut kamu finansmanı yeterli değil. Bunu arkadaşlar özellikle şu kısımda kamu harcaması sınırlı olduğu sürece, yani gerçeği ifade ediyor burada, kamu harcaması sınırlı. Yani bu tür projeler için mevcut kamu finansmanı yeterli değil. Peki şöyle bir baktığımız arkadaşlar, pasajdan şunu anlayabiliyoruz. Ne? İngiltere'nin kuzeyi, evet İngiltere'nin kuzeyi güneyine kıyasla daha az trafik sorunu yaşamaktadır. Arkadaşlar şimdi kuzeyinin daha iyi toplu taşıma imkanı var. Peki şöyle bir baktığımızda neye kıyasla, güneye kıyasla, bunun içinde şöyle dolduruyor arkadaşlar. Daha az arabanın olduğu, daha iyi yolları kullanan, ucuz ve daha sık hareket eden otobüsleriyle. Evet, işte özne burada kuzey arkadaşlar. İngiltere'nin kuzeyi ulaşımı şu sebeplerden dolayı daha iyi aşağıda güneyine kıyasla daha az trafik sorunu yaşıyor arkadaşlar. Bu şekilde ifade etti. Öbür taraftan bakma, kuzeyin ulaşımı güneyden daha iyidir. Yani kuzeyin daha az trafik sorunu vardır. Yazar şunu ileri sürüyor. Nedir? Yeraltı demiryolu ağı ulaşımın müthiş bir yöntemidir. Yani müthiş bir ulaşım yöntemidir. Çünkü evet gürültüyle ya da işte dumanla, taşıtlardan kaynaklanan dumanla şehrin sokaklarını ne yapmıyor? Kirletmiyor. Arkadaşlar burada şunu yapmak önemli. Şimdi İngiltere'de şehirler tüm Batı dünyasındaki şehirlerde aynı trafik sıkışıklığı, gürültü ya da çevreyi kirleten dumana maruz kalıyor. Ama sadece Londra'da ve diğer birkaç şehirde işte faydalı işlevsel demiryolu ağı var. Şimdi ama dedikten sonra, yani bu işte çevreyi kirleten dumanlar vesaire veya gürültü var dedikten sonra ama deyip sadece çok az yerde işlevsel
demir yolu ağı var derken aslında şunu kastediyor arkadaşlar. Demek ki demir yolu, yeraltı demir yolu ağı gürültüyle veya işte taşıtların çıkardığı o dumanla şehirleri ne yapmıyor? Kirletmiyor. Yani burada İngiltere'de şehirler diğer batı şehirlerinin tamamıyla aynı trafik sıkışıklığına, gürültü ve çevre kirleten dumanlara maruz. Peki bu bir realite. Şimdi öbür taraftan diyor ki arkadaşlar, ama sadece Londra, Newcastle, Glasgow'da işlevsel demir yolu ağı vardır. Yani burada, buralarda o gürültü ve kirlilik yok demeye çalışıyor arkadaşlar. O gürültü ve kirlilik yok. Demek ki yeraltı demir yolu ağı arkadaşlar, gürültü ve taşıtların kullandığı yakıt kaynaklı dumanla şehirlerin sokaklarını ne yapmıyor? Kirletmiyor arkadaşlar. Bu şekilde yorumlanabilir. Dolayısıyla Bursa doğru cevap diyebiliriz arkadaşlar.